Soyut, daha uzak geliyor ama somut olan, yani gözün önünde olan bir şey daha heyecan veriyor ona ve ona doğru akıyor. Rol model de böyle bir şeydir. Rol modelin tanımı veya rol modelle ilgili bir kitap okumak başka bir şey ama bir şahıs görmek başka bir şey. Bugün esasında toplumsal olarak doğru rol model sorunu yaşıyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve de muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, her zaman olduğu gibi kültürümüzdeki, dimağımızdaki, mazimizdeki, geleceğimizde bize yön verecek kelimelere, kavramlara kültür ve irfan gözüyle bakıyoruz. Ve her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Bey Efendi huzurlarımızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sefa bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür, sizlere sormadım. Hamdolsun. Allah razı teşekkürler. olsun. Çok teşekkürler iyi olmaya çalışıyoruz. Dualarınızla inşallah. Allah iyilik üzere daim eylesin. Amin. Programlarda geçen programlarda aslında e, rol model üzerine değinmiştik. Rol evet. model olan insanların belki e, toplumdaki yerine ve önemine değinmiştik. Bugün de belki dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz belki soru soracaklar. Rol model diyorsunuz ama kimler bunlar? Kimler olmalı? Ve bunların özellikleri ne olmalı diye hı hı. sorarlar diye bu bölümü de aslında rol model olmak için hangi özelliklere sahip olunmalı? Veya günümüzde rol model olabilmek için iyi bir rol model olabilmek için nelere ihtiyaç var? Veya iyi bir rol modelin özellikleri nelerdir diyelim kısaca? Kavramlar hepsi esasında bir rol modelinde aynı zamanda tanımı. Evet. iyi olacak, güzel olacak. İyi olacak, iyiliği tavsiye edecek, iyilik yapacak. Zaten ayet-i kerimede de o. İyiliği emreder, kötülükten uzaklaştırırlar. Evet. Esasında aynı böyle bir e, kuran ı Kerim'i incelediğimizde, orada zaten şifreler var bize. Hı hı. Esasında bugün o şifreler, aynı zamanda bugün modern psikolojide de var. alın. Hı hı. Aynı, yani kaynak olarak kutsal kitabımızı göstermeden, hı hı. oradaki tanımları al. Hı hı. De ki ya adamın biri böyle bir tanım yapıyor de, bu adam nasıl bir insandır de, çok güzeldir de, işte tamam buyur kuran ı Kerim sana hı hı. 1400 sene önce o insan modelini tanımlamayı vermiş. Hı hı. Zaten bugünkü sorun da o. Tabi burada iki uçlu bir durum bu. Dini açıdan yaklaşıyorum. Rol model kendi kalitesi hı hı. ve rol modelin temsiliyeti. Eğer bu rol model bir dini akımı, görüşü vesaire temsil ediyor da rol modelliğini hakkıyla yapamıyorsa hı hı. bu sefer kendi dışında temsil ettiği fikir, akım da zarar görüyor. Evet. Bugünkü belki zorlanılan noktalardan bir tanesi bu. Yani grubun ifade ettiği temsil ettiği düşünceleri iyi yansıtamıyorsa grup da zarar görmüş oluyor. Kesinlikle. Çünkü evet. şöyle bir şey var. Yani hep tabii biz bunu yumurta tavuk tavuk yumurta. Hı, hı. Misali bir ilişki var. İnsanoğlu görünüre somut diyorlar ya. Hı hı. Daha eski tabiri mücerret. Hı hı. İşte gavurcası abstrak. E, soyut daha uzak geliyor. Ama somut olan yani gözün önünde olan bir şey daha heyecan veriyor ona hı hı. ve ona doğru akıyor rol modelle böyle bir şeydir rol modelin tanımı veya rol modelle ilgili bir kitap okumak başka bir şey hı. ama bir şeyler görmek başka bir şey bugün esasında toplumsal olarak doğru rol model sorunu yaşıyoruz herkes rol model olabiliyor ama doğru evet, önemli evet, olan doğru yani olmak rol model nasıl olmalı hı hı. İşte anlatırız kitap yazarız hı hı. bir sürü şey yapabiliriz. Ama o yazanların karşılığını eski tabirle bu kavramlar birinde tecesüm ettiğinde yani ete kemiğe bürünmüş bir halde karşınıza geldiğinde hı hı. bu bir bir efendi olabilir, bir hanımefendi olabilir. İnsanlar onun peşinden gidiyor ve onu seviyor. Hı hı. Onun gibi olmak istiyor. Ha bugün nedir? Bir şarkıcı da, bir sanatçı da, e, aktör de hı hı. rol model olabiliyor ki ciddi manada bu tip rol model var. Hı, hı. Bunlar içerisinde böyle çok uçuk yaşayanlar var. O da birilerini uçuk yaşamaya doğru götürüyor. Evet. Ama rol modelin özel işi olmalı e, değil mi? Yani diyelim ki düşündüğümüzde hayatına bir nizam verebilecek bir insanın rol model olarak algılamak gerekiyor. Bir sanatçıyı ben rol model olarak aldığımda benim hayatıma nasıl bir nizam verecek? Yani sanat olarak mı verecek yoksa... Şöyle tabii hayatının tümünü kapsayan bir rol model mi yoksa hani Hı. Esasında ona, herhalde yanlış hatırlamıyorsam, id idol diye bir tanımlamada kullanıyorlar. Yani evet. falan alanının idolü. Fakat benim dediğim şu, ayağım tökezlediğinde veya diyelim ki kafamda soru işaretleri belirlediğin geldiğinde, kararsız kaldığımda, acaba o ne yapıyordur, o olsa güzel. ne yapıyordur diyebileceğim bir rol evet. model. Hayatımın her alanında ama. Çok güzel. Şimdi burada buradan para kazanıyorlar. Hmm. Yaşam koçluğu veya mentorluk dedikleri şey esasında bireysel rol model. Hı. Ya ben şimdi ne yapacağım diyor. Bir de işte bunun yaşayanları var. Evet. Aile hayatıyla, iş hayatıyla, dini hayatıyla, yani ibadet hayatıyla göz önde olan, hı hı. yaptıkları ve yazdıkları ortada olan insanlar var. Hı hı. Bunlar daha çok rağbet edildi. Artık bunların peşinden gidiliyor. Evet. Asıl onlar rol model olmuş evet. oluyorlar. Bunu genellikle kanaat önderi Diyorlar. Eskilerin evet, tabiri kan kanat kanaat önderi Evet. Ve siyasiler de bir yerde kanaat önderi. Yani siyasiler de. Çünkü siyasilerin malum hayatları esasında 20, 24 saat kayıt altında. Evet. Sürekli peşlerinde gazeteciler var, medya var. Bir de işte bu sosyal medya tanıtımları vesaire şey. Orada o insanlar da topluma yön veriyorlar. Şimdi bir hadis-i şerif de evet. var. İnsanlar kendilerini yönetenlerin dini üzeredir. Buradaki din Allah'ın dinini kastetmiyor. Evet hayat tarzı, evet, yaşam vardır manasında. aslında Çünkü dinin de birkaç anlam var. mı Malumunuz yani lider öndekiler nasıl yaşarsa toplumda onlar gibi yaşamaya başlıyor. Evet. Veya o gayrete görüyor. Onun için liderler çok önemli. Bu lider bazen belediye başkanı olur, bazen Hı -hı. bakan olur, bazen milletvekili olur. Efendim söyleyeyim. Bazen bir kurumun yöneticisi olur. Bazen devletin daha üst tepesindeki insanlar olur. Bazen muhalefet lideri olur. Hı hı. toplumu alır, toparlar, götürür. Bazen bu bir profesör olur. Yani tanınmış bir ilim adamı evet. diyelim. Çünkü onların da hayatları çok göz önünde. Tabii burada insan şunu arıyor. Benim derdime çare buluyor mu? Söyledikleri, evet. yazdıkları, yaşadıkları. Tam mesele bu. Faydacı gibi görünebilir evet. bu amaç ama böyle değil. Çünkü insan o anda kendi yarasına merhem olacak bir net bir çare arıyor. Ama faydacılık İnsanın doğası gereğidir yani. Doğal olarak Tabii Yani evet. menfaatçi menfa 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 ve din de buna karşı çıkmıyor. Hı hı. Hep karıştırıyorlar burada yani din insanın menfaatini kollamasına karşı çıkmıyor. Karşı çıksaydı mesela para kazanmayı sınırlardı. Para kazanmayı sınırlamıyor ama zenginleşmeye başladığında sana ikazlar koyuyor, kurallar koyuyor. Aman evet. diyor bak şu önündekilere buna dikkat et, buna dikkat et, şuna dikkat et diye bir sürü şeyler yapıyor. Tabii zaman içerisinde zenginleşmenin riskini gördükleri için İslam temellüke karşıdır diye bir kavram geliştirmişler. Yani nedir? E, mal biriktirmeye. Hı hı. Biriktirmeyeceksin. Yani malı biriktirmeyeceksin. Hı hı. Böyle işte hani katlar, yatlar falan diye tabir ederler ya. Hı hı. Bunu bir geçinmek bir ticari döngü içerisinde kullanmak ayrı bir şey. Mal biriktirmek ayrı bir şey. Gibi. Tabii burada da mesela rol modelin ne? Evet. Hadi ben ticaret para kazanıyorum benim rol modelim ne olacak? Şimdi burada bir din adamı rol model olamaz. Çünkü din zaten, ticaret yapmıyor. Evet ticaret yapmıyor. Çünkü ticaret yapmıyor. Buna bir tüccar rol model bulması lazım bu adam. Yani sözüyle senediyle, icraatıyla doğru olan veya doğruya en yakın Mesela bu da bir çok ciddi mesela ihtiyaçlardan bir tanesi. Hı hı. Mesela isim verelim. müsiyat mesela böyle bir rol modelleme için kurulmuş bir iş adamı yapısıdır. Bu anlamda rol modelin o zaman birkaç e, tane olması. Belki de alan olarak düşündüğünüzde ticaret olmalı. İşte belki maneviyat dünyasında olmalı. Belki gündelik hayatta bir insanın rol modeli olmalı. Yani 5-6 tane rol modeli olabilir. Doğru. Ee, değil mi? Doğru. Evet. Ve bunlar Tabii. da insanı e, o işin en iyisine götürmeli. Yani maneviyat dünyasında da en iyi rol model onu en iyiye götürmeli. Ticarette de, de en doğruya götürmeli. Şimdi zaten bu sahabe hadisi de buradandır. Onu da bazen karıştırıyorlar. İşte benim sahabem Yıldızlar gibidir vesaire. Yani esasında şu. şu Hazret, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları yetiştirmiş. Hı hı. Hepsinin farklı alanları ve farklı özellikleri var. Hangi alanda, nerede, kimi taklit etmek istiyorsan al onu taklit et, yani onun uygulamalarına bak gibi bir rol modelleme var. Çünkü Hı. hepsinin özellikleri farklı. Peki rol modelin, diyelim ki iyi olmalı dedik bir anlamda, kendi alanında, kendi alanında iyi olmalı. Ee, mesela diyelim ki en belirgin özelliklerinden bir tanesi de rol modelin. Ee, dünyayı kuşatan bir görüş açısına, bir vizyona mı sahip olmalı? Yoksa diyelim ki dar bir vizyonda, bildiğim budur, bunu yaparsan gel, yapmayacaksan gelmeye mi diyebilecek bir insandır. Şöyle, rol model hitap ettiği kitle önemli. Rol Hı -hı. modeline hitap ettiği kitlenin hayata bakış seviyesine. hani çok konuşulur ya, işte Orta Doğu'ya evet. demokrasi meselesi. Hı -hı. Demokrasi iyi bir şey mi, kötü bir şey mi o ayrı bir tartışma konusu evet. ama mesela şimdi işte falan ülkeye demokrasi gelecek diye oraya bir şeyler yapıyorlar. Hı -hı. Gürültü, gürültü patırtı oluyor. Gürültü patırtının sonunda demokrasi geleceğine daha kötüye daha gidiyor. Beziyordu. Niye? Evet. E çünkü bu toplum böyle bir müktesebatı yok. Böyle bir geçmişi yok. Bu nasıl olur bilmiyorlar. Hı hı. Afrika'da bazı yiyecekler var. Hı hı. Mesela diyorlar ki onu ormanlarda yaşayanlara vermeyin diyorlar. Çünkü adamların beslenme, adamların vücutlarının imnün bağışıklık sistemleri hı hı. bu tip bir gıda yemeye uygun değil. değil. Evet. Hastalanıyorlar. Aynı bunun gibi her topluma farklı rol model gerekiyor. İşte İstanbul Beyefendisi tarihte İstanbul Beyefendisi diye tanımlanan bugün sayısı çok çok az insanlar bir rol modeldi ve şehri bunlar şehirleştirdi. Rol model olunur mu yoksa rol model alınır mı diye sorayım. Bir de açayım. Yani peygamberler toplumlara geldiklerinde aslında bozulan bir toplumu tekrar ihya etmek için ...düzeltmek için gelmişlerdir ve direkt olarak cenab Allah tarafından görevlendirmişler ve... ...geldiklerinde toplumu düzeltmeye başlarlar. İşte yaptığınız şu yanlış, bu yanlış, doğrusu budur diye... ...direkt olarak toplumu şekillendirmeye başlarlar. Hatta dikte ederler işte. bunu böyle yapılması lazım. cenab Allah'tan hmm. aldıkları emirleri dikte ederler bir anlamda. Günümüzde böyle bir şey yok. Ama günümüzde bir rol model... Kendinin rol model olduğunu hisseder mi veya hissettiğinde de çıkıp toplumları değiştirmeli mi veya çıkıp da ben bir rol modelim ve siz de bunu yapmak zorundasınız diyebilir mi günümüzde rol model? Bu rol model olunur aslında. Bir kısmı da hiç kendinin rol model olduğunu söylemez ama başkaları onun rol model olduğunu bilir ve rol model olarak onu alırlar. Bir insan ben rol modelim diye bir çıkış yapmaz. yapmaz. Bir kaliteli bir hayat yaşar. Bu kaliteli hayatı çevredekilerin fark etmesiyle birlikte ve o takipçilerin sayısı artmasıyla hı hı. rol modellik misyonunu üstlenmiş olur. Yoksa ben rol model olayım diye bir çıkışınız olmaz ya. Hı. Ey beyler işte beni iyi takip edin bak evet. ben şöyle böyle falan. Sen şahıs olarak, birey olarak kaliteyi temsil edersin, kaliteyi tamam. yakalamaya çalışırsın. Hı hı. Bu fark edildiğinde sana ilgi artar. Hı. İlgi arttıkça o gösterilen ilginin İlgilerce karşılığı bulunduğunda hı hı. sen artık rol model olmuşsundur. Rol model peki topluma göre mi yaşamalı yoksa kendi yaşantısını topluma entegre etmeli? Siyaset dediniz ya siyasette aslında kameralar önünde bir hayat var ama aslında o lider olarak gördüğünüz siyasetçinin normal hali öyle değil. Şimdi tabi rol modellerimiz sahicilik meselesi var. Sen evet. onu demek istiyorsun. Evet. Rol model sahici mi değil mi? Sahici olmalım i̇şte olmalı mı olmamalı mı? Rol model sahici olmalı. Evet. Yani gizli ajanda, ikinci tamam. plan, kafasının arkasında başka Hı -hı. bir şey diye tabir edilen bir sürü e, konunun Hı -hı. rol modelde olmaması lazım. Evet. Neyse o. Çünkü e, böyle bir ikircikli durum olduğunda Hı -hı. insanlar o, onu fark ettiğinde evet. bir, hem insanların hayallerini yıkıyorsun Hı -hı. hem de e, kendini yık, yıkıyorsun. Hı -hı. İnsanlar diyor ki ya be biz bu adamı doğru diye, iyi adam diye takip ediyoruz. Bak bu da bu buymuş. Demek ki doğruluk iyilik boş bir işmiş. Hı hı. Biz bunu bırakalım. Menfaatçi olalım. Bak hı hı. bu da menfaatlik oluyormuş gibi bir yere geliyor. Onun için rol modellik çok zor bir iştir. Ha diyebiliriz ki peygamber mesleğidir. Evet peygamber mesleğidir. Hı, hı. Yani toplumun her tarafını kuşatacak. Çünkü mesela peygamberler aynı zamanda çok da kınanmışlardır. E, Toplum onların yaptıklarını tam algılayamadığı için Ciddi bir kınamaya e, muhatap olmuşlardır. Ondan sonra konu anlaşıldığında Hı -hı. hayranlığa dönüşmüştür. Ama ilk başta ne oluyor ya demişlerdir. Sihirbaz deniyor, yalancı deniyor. Deniyor ve sonra... bir de algıları değiştiriyorsunuz. Tabii, tabii Mesela bizim Peygamberimiz döneminin bir meselesi e, insanın erkek çocuğu olur. Soy erkekten devam eder. Evet. Kıymetli olan erkek çocuktur. Efendimiz'in soyu kızdan devam Hı -hı. etti. Ve bundan dolayı tabiri caizse ayıpladılar, kınadılar. Hı -hı. Ama ne getirdi bu? Topluma bir kalite geldi. Ne kalitesi? Herkes insandır. Evet. Yani asıl olan insan olmak. Cinsiyetten öte hı -hı. insan olmak. Çünkü Cenab-ı Hak herkesi ayrı ayrı hesaba çekecek. Evet. Herkesin sorumluluğu o kadar. Şimdi bir tarafta kız çocuklarını hakiki gören bir toplumdan hı -hı. diğer tarafta kızdan soyu devam eden ve o soya çok saygı duyulan hı, -hı. E, Rabet edilen, bazence de kutsal sayılan bir e, şekli var. Hı hı. Ama kız, kızdan devam ediyor. Evet. Hatta rivayet odur ki Efendimiz erkek evlatları vefat edince üzülüyor. Çünkü vıdı 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 vıdı, vıdı laf başlıyor. O toplumda Tabii, o to evet, geleneksel olarak. Ama sosyalistlerin tabiriyle dev, devrimci bir insan olduğu için hı hı. Efendimiz buradaki, buradaki algıyı da değiştiriyor. Evet. Üç kızı olup bunu hayırlı bir evlat olarak yetiştiren cennetliktir diyor. Bir de teşvik veriyor. Evet bir özelliği daha çıkıyor rol modellerinin aslında. Görünen problemlerin arkasındaki güzellikleri görme. Veya problemleri Hı. aslında e, fırsata çevirip e, direkt olarak ondan bir mefaat elde etme. Veya ki onların faydalanmaya yöneltme bir i̇şte, şekilde. Herkesin baktığı yönden bakmıyorlar. İşte toplumdaki algıyla uğraşma değil. Evet. Toplumdaki... Topluma doğruyu enjekte etme, dikte etme. Ama bu dikte nasıl oluyor? Önce kendisi hı hı. bunu yaşayacak. İnsanla uğraşmıyor aslında. İnsanı yoldan çıkan sorunlarla uğraşıyor. Tabii yani sorunlarla uğraşıyor. Aslında yani. günahkara değil günah uğraşıyor. Evet şey oraya gelecektim. Yani, i̇şte oradan hı. tasavvuf bu kavramı geliştiriyor. Evet. Yani günahkarla e, savaşmıyor. Ha hı hı. şöyle. Tabii günaha karşı çıktığınızda hı hı. o günahın, e, abonesi olmuş adamlarla da otomatik bir şeyiniz Tabii, oluyor, karşı, karşı karşıya olursun. gelmiş evet. oluyorsunuz. Hı hı. Ama onları mı almıyorsunuz muhatap. Ama he, sonuçta ki yani sarhoşla kavga etmiyor, alkolle mücadele ediyor. Evet. Alkolle mücadele ettiğin evet bir miktar sarhoşla da karşı karşıya geliyor. Hı hı. Ama asıl olan alkolle mücadele etmek diyor. Evet. Mesela pişir Hafi evet. bir rol modeldir. Tabi. Yani bir hani al alkolik. Evet. Bir hayatın içerisinden bambaşka bir hayata geçmiş bir rol modeldir. Neden diye soracağım ama vaktimiz de kalmadı. İsterseniz bence bir sonraki programda e, bu isimler üzerine yoğunlaşarak rol modellerin özelliklerine denilir. Mesela Bişri Hafi neden rol model? Hı. Bunu yaptığı için. Hazreti Ali neden rol model? Bunu yaptığı için. Aziz Hüdayi neden evet. rol model? Bunu yaptığı için. diyelim. Geçmişte Hı. şey yapalım. Daha yakın dönemdeki Rol modelleri de konuşabiliriz. Tamam. Yani çünkü bazen Hı -hı. şöyle bir şey oluyor. İnsanlar diyor ki ya abi sen işte 1000 yıl önceyi anlatıyorsun. Hı -hı. 2000 o zaman şartlar başkaydı. Hı -hı. Şimdi başka. Şimdi de rol modelleri örnek vererek Evet, şimdi yani özelliği, rol modeli Yakın çağdan yaptın. da olur. Rol evet. modelleri Hı -hı. konuşalım. Yani Hı -hı. kimler rol model olmuştu ve nasıl olmuşlardır? Hangi, ve hangi ne bedeller ödemişlerdir. Evet, ona da değinelim. Tamam. Ya yani çünkü hele şu an konformizmin zirve yaptığı Hı -hı. bir dönemde Hı -hı. Evet. çünkü rol modellik biraz feda kültürü Cihaz istiyor. Cihazlık şey değil aslında bir anlamda. Değil. Evet. Bedel ödemek durumunda kalıyorsunuz. Kesinlikle. evet. Peki bir sonraki programda konumuzda verilemiş oldu. Eyvallah. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. sağlık. Kıymetli Erkam Radyo deneyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Kültürden İrfan'a programındaydık. Rol modellerin özellikleri nelerdir konusuna değinmeye çalıştık. Ama gelecek programda bunu bir nebze olsun somutlaştıracağız. Ve aslında kimler rol model isimlere değineceğiz. Belki de özelliklerine değinmiş olacağız. O programda biz de sizler gibi iple çekiyor olacağız. O anadık hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.